Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Nahl suresi 10-16. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Bu ayetlerde Allah-u Teala insan olan nice nimetlerinden bahsediyor ve bizler açısından çok dikkat çekici meseleleri bizlere bildiriyor. Şöyle ki: Huvellezî enzele mine's-semâi mâen. O Allah ki gökten bir su indirdi. Allah'ın gökten indirdiği aynı zamanda diyelim kar olabilir. Ama kar da netice itibariyle bir sudur. Dolu indirebilir. Dolu da netice itibariyle sudur. Allah gökten bir su indirdi. Lekum minhu şerabun. Sizin için onda içecek var. Ve minhu şecerun fihi tusimun. Ve hayvanlarınızı otlatmış olduğunuz bitkiler var. Yani Allah'ın gönderdiği o yağmurla hem içecek suyunuzu temin ediyor, hem de o su ile hayvanlarınızı otlattığınız şeyler, meralar, otlar meydana geliyor. Gerçekten de su hayattır. Su yeryüzünde hayata vesiledir, hayatın devamına vesiledir. Gök ağlamayınca yer gülmez. Öyle bir ifade kullanılır. Yeryüzü normalde kendine ait suyu yok. Ama Allah-u Teala gökten su indiriyor ve indirmiş olduğu su ile yeryüzünde hayat başlıyor ve hayat devam ediyor. Bir zamanlar yeryüzünde hiç su yoktu. Tamamen ateş küresi halindeydi yeryüzü. Allah-u Teala suyu yarattı ve gökten suları indirdi. Yeryüzünde denizler meydana getirildi, nehirler meydana getirildi ve o sistemle şu anda hayatın çarkı devam ediyor. Yunbitu lekum bihiz zer'a ve zeytune ve nakhile ve e'nab. Allah indirmiş olduğu bu su ile sizin diktiğiniz şeyleri bitiriyor. Zeytin, hurma ve üzüm ve min külli semerat. Ve bütün semereleri, bütün mahsulleri Allah bununla bitiriyor. İnne fî zâlike le âyeten li gavmin yetefekkerun. Tefekkür eden, düşünen bir topluluk için bunda bir ayet vardır. Yani bunda ibret vardır, alamet vardır. Eğer su olmasa, yeryüzünde hayatın olmayacağı aşikar, hayatın devam etmeyeceği de aşikar. Zaman zaman kuraklık oluyor. O kuraklık yılında insanlar gerçekten çok sıkıntı çekiyorlar. Ve Allah-u Teala işte göndermiş olduğu bu su ile yeryüzünde her türlü bitkileri, her türlü insana faydası olan şeyleri yetiştiriyor. Burada misal olarak mesela zeytin. İnsanlar o zeytinden değişik şekillerde istifade ediyorlar. Hurma, üzüm. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de nazarımıza sunulan bazı nimetlerden. Şuna da dikkat çekmekte fayda görüyorum. Kur'an-ı Kerim'de hangi nimetten bahsedilmişse o nimetler diğerlerine göre daha temayüz etmiş, daha faydası ziyade olan nimetlerdendir. Mesela zeytin, bundan elde edilen zeytinin yağı veya doğrudan zeytin olarak bunun yenilmesi gerçekten bir şifa deposu gibi, gerçekten bir ilaç gibi. Öte yandan hurma veya üzüm, bunlar da yine en değerli nimetlerden. Ve düşünen insanlar bunlara baktığında bunlardan ders alır, bunlardan ibret alır ve bunları görmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın sanatını daha iyi takdir eder. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Allah geceyi ve gündüzü emrinize verdi. Yani devamlı gece hayatı yok, devamlı gündüz hayatı da yok. Geceye de ihtiyacımız var, gündüze de ihtiyacımız var. Gece istirahatimiz için, gündüz de çalışmamız için meydana getirilmiş. Ve gerçekten akılları hayran bırakan, hayrette bırakan bir sistemle karşı karşıyayız. Dünya görünüşte sabit gibi ama gerçekte hareket ediyor. Dünyanın güneş etrafında hareketiyle geceler ve gündüzler ve mevsimler meydana geliyor. Hem gece hem gündüz hem mevsimler, bunlar da gerçekten çok hikmetleri var ve çok faydaları var. Ve şemse vel gamer,
Allah güneşi ve ayı da yine emrinize verdim. Gündüz güneşi görüyoruz, gece ay görülüyor. Gerçekten bunlar da bizim emrimizde. Güneş ışık verici bir lamba, bir soba, ısıtıcı bir soba durumunda dünyamızı hem aydınlatıyor hem de ısıtıyor. O bitkilerde meydana gelen, ağaçlarda meydana gelen mahsuller, meyveler güneş sobasıyla pişiyor. Ve bir anda dünyanın her tarafında nice mahsuller bu şekilde güneş vasıtasıyla yetişiyor. Ay da emrimize verilmiş. İşte gecelerimizi aydınlatıyor, gecelerimizi süslüyor. Ve insan o ayın güzelliği, o ayla meydana getirilen güzellikler karşısında hayran kalıyor. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِاَمْرِهِ Yıldızlar da Allah'ın emriyle musahhardırlar. Onlar da Allah'ın emrine tam bir itaat halindedirler. Gökyüzünde sayısını bilemeyeceğimiz kadar yıldızlar var. Ve bunların her biri küllün fî feleki yesbahun ayetiyle ifade edildiği tarzda her birisi Allah'ın belirlemiş olduğu yörüngede yollarına devam ediyor. Eğer bunlardan birisi yörüngesinden çıksa, bir başkasıyla çarpışsa kainat çapında bir dalgalanma olacak ve yıldızlar birbirine çarparak kıyametin kopmasına sebebiyet verecek. Ancak kıyamet kopuncaya kadar da böyle bir olay olmayacak. Normalde her biri kendine çizilen yörüngede yoluna devam edecek. Gökyüzünde uçakların bile zaman zaman çarpıştığına şahit oluyoruz. Ama Allah-u Teala'nın mülkünde hiçbir yıldız bir başkasına çarpmıyor. Halbuki bunlar daima hareket halindeler. Daima yüksek bir hızla, akılları hayrette bırakan, hatta dehşette bırakan bir hızla bunlar yoluna devam ediyorlar. Şu anda biz dünyadayız. Dünya saatte 108 bin kilometre hızla güneşin etrafında yörüngesinde yoluna devam ediyor. Aynı zamanda kendi etrafında da bir dönüşü var. O yönde de bir hareketi var. Ay dünyamıza bağlı. Dünya ile beraber o da gidiyor. Aynı zamanda onun da yine başka hareketi var. Güneş, onun da bir hareketi var. Güneş sistemi ile beraber bir tarafa doğru o da gitmekte. Ve bütün yıldızlar zaman zaman birbirlerine şu tarz geçecek tarzda hareketleri var. Birbiri içinden bir sistem, bir yıldız topluluğu başka bir yıldız topluluğunun içinden geçiyor. Ama hiçbiri diğerine çarpmıyor, hiçbiri diğerinin yörüngesiyle kesişmiyor. Bu anlamda baktığımızda kainatta tam bir bütünlük var. Kainatta bir elden tanzim var. Eğer haşa başka eller karışmış olsa bunlar birbiriyle çarpışırdı. Uçaklar bile çarpışırken o koca yıldızların o dehşetli süratleriyle beraber çarpışmamaları kainatta tek bir elden idarenin olduğunu bize gösteriyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkilûn. Aklını kullanan kimseler için bunda ayetler vardır. Ayet alamet anlamında da kullanılır. Yani alamet var, ibret var. İnsan bunlara baktığında ders alır ve gerçekten büyük ibretleri elde eder. وَمَا زَرَى لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُ Ve Allah'ın yeryüzünde çeşitli renklerde sizin için yaratmış olduğu şeylerde de yine dersler, ibretler var. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Tezekkür eden, düşünen kimseler için bunda bir ayet vardır. Gerçekten yeryüzünde bir renk mucizesiyle karşı karşıyayız. Allah-u Teala gerek karalarda, gerek denizlerde, gerekse bunlarda yarattığı varlıklarda her birinde çok değişik renkleri kullanmış. Ve renkler temel olarak 7 renk, elvan-ı seba deniyor. Ama bu 7 rengin değişik tonları var ve insanlar bu renklere muhatap oluyor. Mesela günümüzde mimari, iç dekorasyon, bu gibi şeylerde renk uyumuna epey dikkat ediliyor. Bu anlamda Allah'ın sanatına baktığımızda gerçekten Allah-u Teala'nın sanatı renk mucizeleriyle dopdolu. Her bir varlığın ona münasip bir şekilde rengi var.
ve insanlar o renkleri gördüğü zaman en güzel bir tarzda olduğunu görüyorlar. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga. Yani Allah'ın boyası daha güzel kimin boyası olabilir? İşte mesela bulutların rengi, mesela denizin rengi, mesela çayırların o yeşilliğinin rengi, o yeşil zemin üzerinde rengarenk meydana gelen çiçeklerin rengi, hatta insanlık aleminde ırklardaki farklı farklı renkler, bütün bunlar muhtelif renkler şeklinde Allah'ın renkler üzerinde de çok harika tecellileri var. Ve huvellezî sahharal bahre, o Allah ki denizi emrinize verdi. Malum dünyanın dörtte üçü denizlerle kaplı ve o dörtte üçlük denizler bizim emrimizde. İnsanlar oralardan hem havasından hem suyundan istifade ediyor, hem de oralarda bulunan balıklar ve diğer deniz mahlukatından insanlar istifade ediyor. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, ondan taze bir et yemeniz için. Burada taze et dediği balıklar ve balığın tazesi makbuldür. Bayat olduğunda zaten zarar verir. Fayda değil, zarar verir. Ve dünyanın dörtte üçü denizlerle kaplı olunca dünyada epey insan denizlerden rızkını tedarik ediyor. Öyle ki denizlerden çıkarılan balıklar denize uzak olan yerlere de götürülüyor. Böylece dünyanın her tarafındaki insanlar balık gibi o güzel nimetten de istifade edebiliyorlar. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, ve buradan giymiş olduğunuz şeylerde kullanılan süsleri de çıkarıyorsunuz. Malum denizden inci gibi bir takım şeyler de çıkarılıyor. Bir takım süs aletleri de çıkarılıyor. İnsanlar bunlardan süs olarak istifade ediyorlar. Ve denizler dünyanın dörtte üçünü meydana getirmesiyle henüz daha tam keşfedilmemiş diyebiliriz. Oralarda bizi bekleyen belki daha nice nimetler var. Oralarda hayat daha derinlemesine, dünyada dünyanın üzerinde hayat var. Ama denizleri düşündüğümüzde binlerce metrelik derinliğiyle beraber her tabakasında hayat var. Her taraf hayat kaynıyor, balık kaynıyor, değişik deniz varlıklarıyla dopdolu ve insanlar bunlardan istifade edebiliyor. İstifade edilenler belki de edemediklerimize nispetle daha az sayılır. Belki ileride dünyanın nüfusu arttıkça insanlar denizlerden çok daha fazla istifade edebilecek. Ve teral fulke mevahira fihim, o gemileri görürsün ki suları yara yara yollarına devam ediyorlar. Ve litebtagu min fadlihi, Allah'ın lütfundan, fazlından rızık aramanız için. Ve leallekum teşkurun, ve olur ki şükredesiniz diye Allah bunları emrinize verdi. Allah bunları size itaat ettirdi. Gerçekten de gemiler ne kadar büyük bir nimet. Mesela karayolu yapılacak veya demir yolu yapılacak, epey bir masraf. Ama deniz yolu için sadece geminin olması yeterli. Denizin tamamı yol durumunda. Ve insanlar en kolay, en ucuz ulaşımı deniz yoluyla gerçekleştirebiliyorlar. Ve böylece ticarette denizcilik çok önemli bir esas. Ve dünyanın her tarafında da denizler var. İnsanlar o denizler vasıtasıyla birbirlerine gidebiliyorlar. Tasarım açısından düşündüğümüzde acaba dünya daha güzel nasıl olabilirdi? İnsan daha güzelini hayal edemiyor. İmam-ı Gazali'nin de dediği gibi şu alemde olan her şey en güzel bir şekilde. Leyse fil imkan ebde'u mimma kan. Şu olan şeklinden daha bedii, daha harikası düşünülemiyor. İnsan bunlara baktığında ibret almalı ve insan bunları düşündüğünde Allah'ın nimetlerine karşı şükretmeli. Ve el gafil ardı ravasiyen, ve Allah yeryüzüne ağırlıklar bıraktı. Yani dağları yarattı. En temide bikum, sizi sarsmasın diye. Dağlar bir denge unsuru oluyor ve nasıl ki arabalarda balans ağırlığı var, arabada dengeyi sağlıyor. Sanki dağlar yeryüzünün balans ağırlığı ve insanlar o dağlar vasıtasıyla rahat bir dünyada yaşıyor.
Dağlar bir denge unsuru oluyor ve yeryüzü sarsıntılardan dağlar vasıtasıyla kurtuluyor. Ve enharan, ve Allah nehirleri yarattı. Yeryüzünde nehirler, o dağların içinden çıkan nice böyle nehirler var. Genelde nehirler hep dağlardan çıkar ve ayrı bir güzellik meydana gelir. Ve bakarsınız ki kısa bir süre sonra o kaynaktan azıcık geçtikten sonra koskocaman bir nehir meydana gelmiş. Ve o sular gittikleri yere hayat götürürler ve insanlar o suların çevresinde hayatlarını devam ettirirler. Ve sübülen, ve Allah yollar yarattı. Bu da çok önemli. Dünyanın her tarafı dağlarla dolu olsa ve bu dağlar sarp dağlar olsa, geçit vermez dağlar olsa, insanlar acaba ne yapardı? İnsanlar bulundukları yerde yaşamaya mahkum olurdu. Ama Allahu Teala oralarda fıtri yollar meydana getirmiş. Nehirlerin kenarı aynı zamanda bir yol şeklinde de kullanılabiliyor ve insanlar çok fazla zorlanmadan buralarda yollar yapabiliyorlar. Ve insanların birbirine gidip gelmesi, dünyayı tanımaları için bu fırsat onlara verilmiş. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, ta ki maksadınıza ulaşasınız, varmak istediğiniz yere varasınız diye Allah nehirler yarattı, yollar yarattı. Ve nehirler Avrupa'da ve dünyanın bazı yerlerinde ulaşımda da kullanılabiliyor. Tuna Nehri gibi, Ren Nehri gibi nehirler ulaşımda da, denizlerdeki ulaşım misali kullanılabiliyor. Ülkemizde ulaşımda pek kullanılan nehir yok bildiğimiz kadarıyla. Ama dünyanın başka yerlerinde, büyük nehirlerde bu yapılabiliyor. Ve alamet, ve Allah alametler bıraktı. Yeryüzünün her tarafı aynı değildir. Eğer yeryüzünün her tarafı birbirine benzese insanlar nerede bulunduklarını bilmezlerdi. Ama sadece kendi coğrafyamızı bile düşünsek, Türkiye olarak meseleye baksak, her bölgenin kendine göre dağları var, nehirleri var, gölleri var ve siz oralara bakarak bilebiliyorsunuz. Burası şöyledir, burası böyledir. İnsan ayırt edebiliyor. Ve bu şekilde Allahu Teala alametler bıraktı. Ve bin necmihum yehtedun, ve onlar yıldızla da yollarını bulurlar. Burada gece yolculukları özellikle gerek karada gerek denizde bu şekilde insanlar yıldızlardan istifade ediyor. Gecenin karanlığında hangi istikamete gidilecek? İnsanlar normalde yollarını şaşırır. Ama bu işi bilenler tarih boyunca tecrübelerinden de istifadeyle baktıkları zaman işte istikamet şurası, şurada şu yıldız var, biz şu istikamette gidiyoruz diyebiliyorlar. Demek ki gökyüzü hiç yıldızlarla dolu olmasaydı, gündüz sadece bir güneş, gecede sadece bir ay olsa bir alamet olmayacaktı. Yani gece vakti insanlar yollarını bulamayacaktı. Ama insanlar kutup yıldızına bakarak veya daha diğer yıldızlara bakarak istikametlerini belirleyebiliyorlar ve o şekilde yollarını bulmuş oluyorlar. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Allahu Teala şu alemde tasavvurumuzun fevkinde, hayallerimizin çok ötesinde en mükemmel bir sistemi kurmuş. Bunun daha güzeli tasavvur edilemez. Bundan daha güzeli hayal edilemez. Peki daha güzeli olmaz mı? Olacak. Ama o cennette olacak. Dünyanın mahiyetine uygun olarak bütün gerekli şeyler şu dünyada yaratılmış ve insanlar bu nimetlerden istifade ediyorlar. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.